Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Karınca benim olayım. Bugün sizlere Fiddle Kulübü'nün ikinci günlüğünü çekeceğim. Biraz hızlı ve kısa bir video olacak. Kusuruma bakmayın. Ama günlük sonuçta çok fazla gösterilecek bir şey yok. Bu kulübünde şöyle bir sıkıntı yaşadık. Tam 2 hafta önce 300 kadar işçi öldü. Ömürlerinin dolduğundan dolayı öldüğünü düşünüyoruz hepsinin. Çünkü bir anda doğdular. Bu olay ikinciye tekrar ediyor. Şimdi sizlere tek tek tüpü göstereceğim. Şu an kraliçenin olduğu ilk tüpteyiz. Toplam 3 tüpümüz var. 3. tüpümüz biraz boş olsa da zamanla dolacaktır. Çünkü bu 2 tüpe sığmakta zorlanıyorlar artık. Burada bir yumurta yığınımız ve kraliçemiz var dediğim gibi. Burada un kurtlarını kemiriyorlar. Gayet güzel yeni çıkan işçilerimiz ve yeni çıkan askerlerimiz var. İkinci tüpe geldiğimiz zaman ise burada daha çok popülasyonun yeniler olduğunu görüyoruz. Burayı üretimhane olarak kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi buradaki işçilerin %80'i tamamen açık renkli. Yani 1 veyahut da 1 ila 3 gün arasında doğmuş işçiler. Burada da yine un kurtlarımız var. Gayet güzel besliyorum. Bu arada sorun olacaktır illaki. Bu un kurtları hep orada mı kalıyor? Hayır, bu un kurtları dün atıldı ve bunlar yedikten sonra dışarı atıyorlar. Ben de topluyorum. İkinci tüpümüz de bu şekilde. Dediğim gibi burada daha çok yoğun bir yumurta var. Çünkü genelde pupaları burada tutuyorlar. Üçüncü tüpte de çok bir şey yok açıkçası. Şöyle göstereyim. 3-5 tane işçimiz var burada da. Tertemiz zaten. Daha yeni eklendi. Şimdi dostlarım, uzun zamandır işte kanala video gelmiyor. Bunun sebebini önceki videomda da açıklamıştım. Formica rufubarius videomda. İçerik bulmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Yaptığım bir şeyi çekiyorum videosunu. Editlemek istediğimde edit programım olmuyor elimde. Cihaz değiştirdim çekimden, kaliteden fark etmişsinizdir. Bu yüzden edit programım gitti. Editleyecek bilgisayarım olmadığı için de telefonda editlemeye mahkumum. Edit programımı bulamıyorum. Hiçbir şekilde bulamıyorum. Ki değiştirdiğim günden beri yaklaşık 2 aydır arıyorum. Fakat bulamıyorum. Diğer programlarda da ya reklam koyuyor kocaman ya da saçma saçma şeyler oluyor. O yüzden video gelemiyor ve bu videoyu da yaklaşık 6. defa çekmeyi deniyorum. Bir kusur olduğu zaman baştan başlamak zorundayım. Çünkü o 1 saniyelik bir kusur olsa dahi bunu kesebilecek bir programım yok. Bu yüzden bu videoda artık gına gelerek belki bir hata olmuştur. Affınıza sığınıyorum o konuda da. Şimdi dostlarım, yine inceden bir tur daha göstereyim sizlere kamerayı elime alarak. Outworld dahil her şeyi göstereyim. Biraz titreme olacaktır, kusura bakmayın. Burada yine dediğim gibi kraliçenin tüpü. Kraliçemiz orada. Burada 3. tüpümüz. Odak mı kaçtı? 3. tüpümüz. Outworld'ümüzü de şöyle göstereyim inceden. Şöyle zoom'dan çıkalım. Ortalama 15 santimetreye 7,5-9 santimetre boyutunda 15 santimde yüksekliğinde bir Outworld. Bariyer olarak pudra kullandım. Sadece pudra kullandım. Çünkü zeytinyağı bir süre sonra gidiyor. Silmek zorunda falan kalıyorsunuz. Çok uğraştırıyor. Ayrıca sallanıp koloni strese de sokuyor. Çıkmayı zaten çok tercih etmiyorlar. Yukarıda gördüğünüz gibi çok işçi yok. Problem olmuyor. Şimdi dostlarım, yine kadrajımı şuraya alayım. Burada siz güzel güzel yumurtaları izlerken ben de videodan çıkışımı yapayım. Şimdi dostlarım, bu videoda sizlere gösterebileceklerim ve anlatabileceklerim bunlardan ibaret. Fiddle kolonisinin zaten tanıtımı var. Beslemek isteyen veyahut da elinde olup ne yapacağını merak eden de oraya gidebilir. Yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip edin. Çünkü dediğim gibi kanalda çok fazla içerik çıkaramadığım için Instagram'a yükleniyorum. Instagram'da ortalama 100-115 kadar gönderim var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Karınca benim olayım. Görüşmek üzere. Bay bay.